Efendim, konut yatırımcılarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilgisinde son yıllarda bir patlama yaşandığı gerçek. Lefkoşa yönetimi yeni bir düzenlemeye imza attı. Türklerin tapu alma hakkı birden 3'e çıkarıldı. Yatırımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni poundla kiralamanın cazip hale getirdiği görüşünde. Aldım çünkü sterlinle kira getirisi almak var, bir de Türk lirasıyla. Gerçekten Kıbrıs çok güzel bir yer. Şu an cazibe merkezi. Avrupa ülkelerinden de inanılmaz bir talep var. Afrika ülkelerinden talep var. İskele, Magusa, Esentepe ve Gazi veren en gözde lokasyonlar arasında. Poundla kira getirisi, cazip fiyatlar. Hem Türk hem de yabancı yatırımcıların son dönemdeki gözdesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Girne merkezde 1+1 bir daire Türkiye'nin kira getirisi 400 ila 650 pound arasında. Yani bugünkü kurla 16.400 lira ile 26.650 lira arasında değişiyor. 1+0 dairenin fiyatı ise 2 milyon 256 bin liradan başlıyor. Yatırım yaptığım konut buranın 3'te 1 fiyatına denk geldi. Maliyet çok çok daha iyi bir fiyattı. KKTC'de konutlara yönelik talep patlaması yaşanırken inşaat projelerinin sayısı da arttı. Hal böyle olunca Lefkoşa yönetimi yeni yasal düzenlemeye de imza attı. Eskiden ruhsat almadan maketten toprak üzerinden satış gerçekleşebiliyordu. Şimdi bu kanun onu ortadan kaldırdı. Türklerin KKTC'den tek bir tapu alma hakkı bulunurken bu sayı 3'e çıkartıldı. Kıbrıs'ta amortisman süreleri 8 ila 12 yıl pound cinsinden. Türkiye'de son dönemde konut yatırımı yapmak oldukça güç hale gelirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki amortisman süresinin kısalığı da bölgeyi cazip hale getiriyor. Ancak uzmanlar yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda yatırımcıları uyarıyor. Türkiye'de bir ev aldığınızda kira getirisine baktığınız zaman çok cazip gelmiyor. Çözüm ortağı olan firmalarla çalışmalarını öneririm. Bir de artık bu yasa birçok şeyi ortadan kaldırıyor. İnşaat firmaları da kendileri de tedbirlerini alıyorlar.